Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim, günümüzde öyle kimseler var ki, beş vakit namaz kılıyorlar. Veya en azından arada bir kılıyorlar. Birçok zaman kılıyorlar. Kur'an okuyorlar, hatimler indiriyorlar. ve vesair. Ama bu ibadetlerle birlikte Allah Teala'nın hükümlerine, onun koymuş olduğu kanunlarına aykırı beşeri kanunların uygulanmasını istiyorlar. İslam şeriatının hakim olmasını istemiyorlar. Bunun yerine demokrasiyle yönetilmek istiyorlar. Tabi yani illa da genel olarak İslam şeriatından başkasıyla yönetilmek istemesi gerekmez. İlla bu sadece değil kastım. Yani İslam'ın sadece tek bir hükmü bile olsa bakın. İslam yaratının büyük bile olsa bunun uygulanmasını istemeyip yerine başka bir beşeri hükmü, başka bir beşeri kanunu isteyenler de şimdi söyleyeceğime dahil. Yani bakıyorsunuz ister yöneticilerden olsun, ister halktan olsun. Yani adam namazlarını kılıyor, Kur'an okuyor vesaire. Ama demokrasiyi benimsiyor. Laikliği benimsiyor. Liberalizm yani bireysel işte özgürlüklerin, insanların fikir, düşünce özgürlüklerinin ve yaşam özgürlüklerinin sağlanmasının gerektiğini düşünen kimseler bunu benimsiyor, bunu savunuyor. Bunları doğru görüyor. İşte bunları getirdi diye, Cumhuriyeti getirdi diye Atatürk'ü seviyor. Adam namazında abdestinde biri ama şöyle düşünüyor yani eğer halkın çoğunluğu Allah'ın hükmünü isterlerse o zaman İslam şeriatı uygulanmalı ama bunun dışındaki bir hükmü bir yönetim isterlerse o zaman o uygulanmalı. İslam şeriatı uygulanmamalı diyorlar. Veya Allah'ın tek bir hükmü bile olsa bakın Tek bir hükmü bile olsa o hükmün veya da genel olarak İslam şeriatının şu zamanda uygulanmaya elverişli olmadığına inanıyor. Bu asra uygun değil, bu çağa uygun değil diye inanıyor. Bu kimseler kardeşlerim kendilerine Müslüman deselerdi, beş vakit namaz kılsalardı, oruç da tutsalar, İslam'ın başka emirlerini de yerine getirseler bunlar kesinlikle müşriklerdir. Bunlar kafir diye isimlendirilir. Bunlar Müslüman değiller. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'in pek çok açık ayetleriyle hem de aklende sabit yani kesin bir hakikat ki o da nedir? Kayıtsız şartsız egemenlik yetkisi mutlak olarak bağımsız olarak kanun çıkartma hüküm koyma, yasak, serbest belirleme, yetkisi, hakkı sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. Şimdi bu kimseler, bu anlattığım kimseler ne yapmış oluyorlar? Açık bir şekilde böylelikle Allah Teala'ya bu sıfatında, bu özelliğinde başkalarına ortak koşmuş oluyorlar. Şirk koşmuş oluyorlar. Hani böyle kimselerin Müslüman olmadıkları, bu kimselerin müşrik oldukları ayetlerde çok açıkça belirtilmiş. Hani konum bu ayetleri okumak değil. Şimdi mesela başka bir derse geçeceğim. Ee, mesela bir örnek olarak sadece Nisa suresinin 60 ve 65. ayetlerine bakabilirsiniz. Bunun böyle olduğuna dair. Keza Maide suresinin 50. ayeti ve 50. ayetten önceki ayetlere bakabilirsiniz. Nur suresinin 47. ayetinden 51. ayete kadar bakabilirsiniz. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselam pek çok kıyamet alameti zikretmiş değil mi? Birçok hadis var. İşte ahir zamanda şöyle şöyle olacak, şunlar olacak diye haber vermiş. İşte kardeşlerim bu haberlerinden, Nebi Aleyhisselam'ın bu haberlerinden birisi de namaz kılan imansızların geleceğini bildirmesi. Namaz kılan imansızlar gelecek. Nebi Aleyhisselam gelecekte şu anlattığım işte günümüzdeki kimseler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor ama Müslüman olmayan kimselerin geleceğini haber vermiş. Bu dersimde inşallah ben bu rivayetleri okumak istiyorum sadece. İlk olarak Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetleri okumak istiyorum. Rabbim her ikisine de hem Abdullah hem de babası Amr onlardan razı olsun. Ee, Abdullah radıyallahu gelen rivayetleri ilk okuyalım. Şöyle diyor Abdullah İbni Amr. Direkt kendisi böyle söylüyor. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki ahir zamanda. Öyle bir zaman gelecek ki o insanlar, o zamandaki insanlar yahuccune hacc ederler ve yusallune ve yusumun namaz kılarlar, oruç tutarlar ama ve mâ fîhim mu'min ama onların içerisinde hiçbir mümin yoktur. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacc ediyor ama o kimselerin içerisinde hiçbir tane mümin yoktur diyor. Bunu Ebu Şuayb el-Hirrani Fevaid isimli eserinde rivayet ediyor. Bunun isnadında ilim ehli bu okuduğum rivayetin isnadında bir sorun olmadığını belirtmişler. Bakın bu okuduğum e, rivayeti İbn Ebi Şeybe'de Musannef'inde meşhur Musannef isimli eserinde şu lafızla rivayet ediyor. İbn Ebi Şeybe'nin rivayeti şu şekilde. Yeti ala nas zamanun Yine Abdullah Amr diyor ki insanlara öyle bir zaman gelecek ki yectemiuna ve yusalluna fi'l mescitlerde toplanıp namaz kılacaklar camilerde. Bak toplanmışlar cemaatle namaz kılıyorlar ama ve fihim Ama onların içerisinde hiçbir tane mümin yoktur diyor. Bakın bu İbn-i e, bu rivayetini İmam Hakim'de, Müstedrek'inde bile buna çok yakın lafızlarla rivayet ediyor. Aynı manada ve diyor ki İmam Hakim bu hadis isnadı sahih hadistir. Bukhari ve Müslim'in şahat üzerine İslam'da sahih bir hadistir. Ve İmam Hakim'in bu sayı hükmüne Zehbi de muvaffakat ediyor. Zehbi de aynı şekilde bu okudum rivayetin sahih olduğunu söylüyor kardeşlerim. Keza bu okuduğum rivayet İmam Tahavi'nin Muşkül'ün atarında da geçiyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu Abdullah İbn-i Amr i̇bn söz ama sen dedin ki Nebi Aleyhisselam böyle haber vermiş. Abdullah i̇bn Amr bu sözü kendi görüşüne göre işte tecrübesine dayanarak zekasıyla işte istihadıyla işte işte kıyas yaparak söyleyebileceği bir söz mü? Böyle olmadığı için o yüzden ilim bu tür hadislere ne diyorlar? Kişi görüşle söyleyemeyeceği hadisleri. Ancak demek ki nasıl duydu bu konuda? Nebi Aleyhisselam'ı böyle söylerken işitti. Ama ona nispet etmeden söylediği için asıl sanki Nebi Aleyhisselam bunu söylemiş. Hükmündedir, merfu hükmündedir derler. O yüzden bizim bunu biz Nebel Aleyhisselam'ın söylediğini kabul ediyoruz. Şimdi kardeşlerim diğer e, rivayetleri nakletmeden önce evvela bir şunu belirteyim. Şimdi bu rivayetlere namaz kılan müşrikler, namaz kılan kafirler bunlar dahil olduğu gibi ki hadisin zahiri bunu gösteriyor. Aynı şekilde Müslüman olan, evet Müslüman ama imanı arızalı problemli kimseler de dahil. Yani bu ve birazdan okuyacağım rivayetleri ikisini de anlamak gerekiyor. Her ikisi de dahildir. Nitekim bakın ikinci mana özellikle İmam Zehebi ifade etmiş. İmam Zehebi'nin Mizanul İ'tidal isimli bir eseri var. Orada işte şimdi naklettiğim Abdullah bin Amr e, rivayetinin e, şerh ederken diyor ki ma'nahu bunun manası ne yani demek mümin yoktur işlerine ne demek mi yani kafir mi diyor ki yani ey müminun kamilul iman. İmanın kamil olan bir mümin yoktur. Yani mümin ama imanı kemal derecesinde değil. Sonra açıklıyor. Yani fe'ara da şunu kastetmiştir diyor Abdullah bin Amr bu sözüyle. Yani leyse fihim mu'minun selimun minen nifak. Yani nifaktan nifak alametlerinden selamette olan, kurtulmuş olan bir mümin yok. Onlarda nedir? Bir takım nifak sıfatları, özellikleri var ve sayıyor. Mesela namaz kılıyor ama bununla birlikte işte o hadislerde geçen münafıkların sıfatlarını sayıyor. Mesela işte min idmanil diyor işte. Konuştuğunda çokça e, yalan söylüyor mesela namaz kılıyor ama bu vasfı var bak münafıklık vasfı. Veya hatta vel hiyane diyor yani emanete kendisine verilen emanete hıyanet etmek. Ondan sonra e, sözünde durmamak. Vel fucur yani tartışmada aşırı gitmek. Yani hak apacık ortaya çıktıktan sonra hakkı yine de ne yapıyor tartışmada? Reddediyor, kabul etmemek. Bu da münafık alameti. İşte vel gadr fil ahd mesela sözü bozmak, anlaşmaya aykırı davranmak, ihanet etmek. vademil ademil vefaybi buna bunu yerine getirmemek gibi gibi bu nifak alametlerini taşıyan kimseler kastediliyor diyor ki yani bu İmam Zehebi'nin kasteti şekilde de bugün de bakıyoruz yani bu nifak alametlerini nice namaz kılanlarda da görüyoruz. Nice vakit namazlarında camiye gidenlerde de görüyoruz değil mi? Çok bariz bir şekilde yani. Namaz kılıyor ama bu nifak alametlerini üzerine de taşıyor. Keza yine birçok namaz kılan var ki bakıyorsun faizi muamelelere giriyor, bankaya giriyor ticaretlerinde, kazançlarında haramlar var. Son derece cimriler özellikle yaşları kastediyorum. Yani adam iki, iki sene belki daha yaşayacak, ölecek. Son derece cimri. Dünyaya bağlanmış vaziyette ama cami cemaatine de dahil olan birisi. Namaz kuluyor ama insanları arkalarından çekiştiriyorlar. Gıybetlerin dedikolarını yapıyorlar. Laf taşıyarak fitne fesat yapıyorlar. İşte ailelerine, eşlerine ediyorlar, haklarını gözetmiyorlar vesaire vesaire. Bunlar da kastediliyor o yüzden yani az önce okudum rivayeti ve şimdi okuyacağım rivayetleri her iki şekilde de anlamak mümkün. Ee, Abdullah bin Amr'dan bir rivayette aktarıyorum ama bu rivayete göre Abdullah'ımız direkt kendisi söylemiyor. Nebi Aleyhisselam'a dayan duruyor. Ee, diyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle demiştir. Diyor Abdullah bin Amr, "Yu'eddinu'l mu'ezzinu ve yuqimu's salate Müezzin ezan okur. Öyle bir zaman gelir ki müezzin ezan okur ve bir topluluk namazı eda ederler ama ve ma hum bi mu'minin. Ancak onlar mümin değillerdir diyor. Ancak kardeşlerim bu rivayet zayıf bir rivayet. Taberani bunu Mu'camul Kebir'de rivayet ediyor. Ebu Nuaym el-Esbahani'de hilyetül Evliya'da rivayet ediyor. Heythemi Mecmu'u Zevayet'te bu rivayetin senedinde yani isimlendirilmemiş belli olmayan bir ravi var diyor ama isnadı zayıf dolayısıyla ama yani Şimdi az önce okuduğumuz rivayet ve şimdi okuyacağımız rivayetlerle bu manayı destekleniyor zaten yani. Zayıf olsa da önemli değil. Bunu destekleyen başka bir var. Şimdi bu Ablayım Namır'dan nakletmek istediğim rivayetler. Şimdi bir de Hüzeyfe bin Yemen radıyallahu anh'dan bir rivayet nakledeyim. Bunu da İbn-i Şeybe musannefinde rivayet ediyor. O rivayete göre Hüzeyfe radıyallahu anh demiş ki يَأْتِي عَلَى İnsanların üzerinde öyle bir zaman gelecek ki لَوْ fil Bak cuma günü, cuma namazında insanlar Mescitte toplanmışlar. Bir sürü kimse var. şaat o cumada olan insanlara bir ne bilin bir ok atılsa başka rivayette nebilun geçiyor. Oklar. Atılsa onların üzerine o ok diyor ma asabet illa kafir, O ok ancak kafire isabet eder diyor. Hani çok kalabalık ama o kadar çok içlerinde kafir var ki bir ok atsan illa ki kafire denk gelir yani. Müslüman varsa da ona denk gelmesi çok çok az bir ihtimal. Bak burada açıkça söylüyor. Ma asabat illa kafiran. Ancak kafir kimseye isabet eder görüyor musun? Bu hadisin senedi hakkında e, tertibu ahadithi sahihil cami'i sagir alel ebuabil al diye bir kitap var. bu kitabı Avni Nuaym el-Şerif ve Ali Hasan Abdülhamid isimli hadis ilmiyle iştigal eden bu ilim ehli hazırlamışlar. Bu iki ilim ehli diyor ki bu kitapta. Hâdâ isnadun sahih. Bak bu Huzeyfe'nin sözü yani ifade eden hadisin isnadı sahihtir. Ama imkana Kays semi'a min Huzeyfe. Eğer Kays Huzeyfe'den işitmişse. Çünkü şimdi bu Huzeyfe radıyallahu anh diyoruz ya. Huzeyfe radıyallahu anh'tan da kim almış? Kays ibn Seken adında birisi. Kays ibn Seken Hüzeyfe radıyallahu anh'ın böyle dediğini zikrediyor. İşte diyor ki eğer Kays ibn Seken adındaki ravi gerçekten Hüzeyfe'den işitmiş birisi ise o zaman hadis sayıhtır diyor. Ki sonra da diyor ki işitmiş olmasının çok yüksek ihtimali olduğunu ifade ederek diyor ki فَقَدْ an عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَالْاَشْعَدِ اِبْنِ Kays Ki bu Kays ne yapmıştır? Yine Hüzeyfe radıyallahu anh gibi sahabi olan i̇bn Mesud'dan ve Eş'af bin Kays bu iki sahabeden de rivayetlerde bulunmuştur onlardan işitmiş. Yani onlardan işitmişse Huzeyfe radıyallahu da işitmesi o sahabeden işitmesi çok çok yüksek ihtimal. Dolayısıyla yani e, bu hadisin isnadı sayı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı Abdullah ibn Amr rivayetinde söylediğimiz gibi. Her ne kadar da bu Huzeyfe radıyallahu kendi sözü olarak aktarılmış olsa da ama bu merfu hükmededir. Sanki Nebi aleyhisselam söylemiş hükmündedir. Aynı şeyi burada da söylüyoruz. Üçüncü e, rivayette Abdullah ibn Mesud'un e, sözü. Diyor ki Abdullah i̇bn Mesud Radiyallahu an. ma Dininizden kaybederiniz ilk şey emanettir. İlk dininizden kaybedilen şey nedir? Emanettir. "Ve ahiru ma min Dininizden kalan şeylerin en sonuncusu ise en son dininizden şu kalacak. Yani en son kaybedeceğiniz şey ne olacak? As-salah. Namaz olacak diyor. Bunu söyledikten sonra diyor ki ve la yusalliyen kavmun. Bir takım kimseler, topluluklar gelecek. Bunlar namaz kılacaklar da la dine lehum. Onların hiçbir dini yoktur diyor. Dinsiz adamlar ama diyor. Namaz kılacaklar ama onların hiçbir dini yoktur. Bunu Taberani rivayet ediyor. Keza İbn-i Ebi Şeybe Musannefinde ve Beyhaki Süneni Kubrasında rivayet ediyor. Heythemi e, bu rivayetin senedi için diyor ki varijalu rijalu sahih. Bu rivayetin senedindeki raviler sahih hadis ravileridir diyor. Sahih raviler sadece diyor Şeddat bin Maqil bir ravi var. O da diyor sikadır diyor. Güvenilirdir diyor yani. Dolayısıyla yani bu hadiste İbn Mesud'un bu sözü de sahihtir. Ona ulaşması sahihtir ama dediğimiz gibi yine bu aslında Nebi Aleyhisselam'ın sanki söylemiş hükmündedir. Çünkü Mesut dediğimiz gibi bunu kendi bakışıyla söyleyemez. Bakın Tabarani'nin Muhcemül Kibir'deki başka rivayetinde şöyle bir geçer. وَلَيُسَلِّيَنَّ قَوْمُونَ Bir takım insanlar namaz kılacak topluluklar la iman لَهُمْ Tabarani'nin başka rivayetinde de bu ifade geçiyor. Onların hiçbir imanı yoktur diyor. La iman Hiçbir imanı yoktur o namaz kılanların diyor. Son olarak da kardeşlerim i̇bn Ömer'in bir hadisini nakledeyim. Eee... Bu rivayette ise İbn Ömer kendisi bize söylemiyor. Resulullah Aleyhisselam'a dayanarak naklediyor. Resulullah dedi ki diyor, "Seyati alen zamanun insanlar bir takım zaman gelecek. Yusalli fil mescidi minhum 1000 ve ziyade bir mescitte onlardan o insanlardan bin kişi ve daha da fazlası namaz kılacak da la yakunu fihim mu'min. Onların içerisinde hiçbir mümin olmayacak." Diyor. Bu hadisi değil mi? Müstedinde rivayet ediyor. Yani bu hadisin senedi hakkında muhaddisler ne diyor diye araştırdım ama bir hüküm bulamadım. Yani Zayıf ya da sayı olduğuna dair bir hüküm bulamadım. Yani zayıf olsa bile yani zaten bu manadaki aktardığım diğer rivayetlerle güçleniyor yani. Güçlenerek yine Hasen li gayri diye muhaddislerin söylediği o zayıflık derecesinden bir tık yine delil alınabilecek. Hasen li gayri derecesine çıkabileceğini söyleyebiliriz. İşte nakletmek istediğim rivayetler bu şekilde. Rabbim Azze ve Celle bizleri hem ayette ifadeli gibi ne diyor ayette? اِنَّ الصَّلَةَ anil munkar. Namaz, fahşadan, hayasızlıktan, çirkin işlerden, kötü işlerden ve münkerden korur diyor ya. Bak bu anlattığım rivayetlerde kimseler namaz kuruyorlar ama birinci manaya göre imanları bozuk, problemli. İşte namaz kılıp da namazın kendilerini kötülüklerden, Hayasızlıklardan, münkerlerden, haramlardan koruyan kimselerden eylesin. Namazın bize fayda vereceği kullardan eylesin ve namaz kılıp da haberi olmadan, farkında olmadan Müslüman olmayan kimselerden bizi korusun. Ayaklarımızı kudretini sabit kılsın. Rabbimiz a.s.m. bizleri iman üzerine, İslam üzerine canımızı alsın. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس ذاك الروح والنفس سلام الله يا قدس